Evet arkadaşlar, bugün neredeyiz? Muğla Bodrum'da, Garova civarında, Etrim'deyiz arkadaşlar. Etrim Doğa Restorant'tayız. Evet, bugün Belgin Hanım bize lezzetli bir kahvaltı hazırladı. Ne yapıyoruz efendim? Kabuk çiçeği yapıttırım. Ama geç kaldı. Açık erken gelseydim onu beraber toplayacaktım. Çok sağ olun. Özür dileriz geç kaldığımız için. Bak, güneş çıkmadan gelecek. Güneş çıktı bundan yumuluyor. Öyle oluyor. Evet. Daha önce gelseydin beraber toplardık iki kişi. Ben de yorulmazdım. Çok yoruldum. Valla çok güzel olurdu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bu kabak. Neyi bu? Bu kabak çiçeği. Kabak çiçeği, evet. Kabağın çiçeği. Sabahın evet. Erken saatlerinde böyle açıyor. Evet. Bunun ben burada püskülleri var. Bak, bunları öyle koparacağım. Sonra bunun içine burayı iç harcı hazırladım. Pirinçten, bulgurdan, yeşillikten, taze soğan, sarımsak. Ne varsa mutfakta kodum için. Evet. Şimdi bunun içine koyacağım. Bak böyle. Tabii bunları yıkadım. Merak etme. Sadece bunları temizliyorum ben. Evet. Böyle içine dolduracağım. Bunu içine koydum mu? Böyle kapatacağım ağzını, açılmasın. Bunu bir tane tencere getirdim. Tenceremin içine sıralayacağım. Sonra da ateşin üstüne koyacağım. Zeytinyağı gezdireceğim, yiyeceğim. Helal olsun. Yarasın. Çok güzel. Sizi tanıyabilir miyiz Belgin Hanım? Belgin Başol muydu? Belgin Başol, evet. Ben bu köyde doğdum. Adım Belgin. 3 çocuk annesiyim. 3 tane kızım var. Allah bağışlasın. Kocam var bir tane kuşçu. Ondan sonra işte burada halıcının kızıyım. Evet. Annemle birlikte, babamla, abimle hep beraber burada çalışarak geçimimizi sağlıyoruz. Evet, harika. Etrim Doğa Restorant'ın bir de Etrim halısı var arkadaşlar. Dünyaca ünlü. Onunla da ilgili bir video hazırlamıştım. O da şurada yer alacak. Videonun sağ üst köşesinde yer alacak arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi bunları yaparken de bir yandan da bu lezzetlerle ilgili de birkaç soru sormak isteyeceğim. Tabii. Öncelikle bunu tanıyabilir miyiz? Bu nedir? Bu anneanne kurabiyesi. Anneannem evinde ne var? Yoğurt var, zeytinyağı var, yumurta var. Ben bunlarla ne yaparım demiş. Kek de yapıyor ama kek şehir olmuş galiba, şehir işi. Evet. Bu anneanne kurabiyesi. Elindeki yumurtayı, zeytini, yoğurdu, gomuş böyle güzelce yoğurmuş, şekil vermiş. Adı da anneanne kurabiyesi de kalmış. Evet. Bizim burada bu çok güzeldir. Bütün annelerimiz, anneannelerimiz, annelerimiz yapar, çocuklarına yedirir. Deneyin, siz de çok beğenirsiniz. Eski bir şeydir, öyle herkes bilmez bunu. Hı-hı. Bodrumlar bile, bizim köydeki insanlar bile. Öyle, adı anne kurabiyesi. Bizim de bu köyde herkesin bahçesi var. Bahçede neyimiz var? Domatesimiz, salatalığımız, biberimiz. Şimdi kahvaltı tabii, insanlar istiyor ki kahvaltının çeşidi çok olsun. Biz de bunları hepini koyduk. Ayrı ayrı işte domatesini, salatalığını, karpuzunu. Ne o karpuz da tarlada, kendi karpuzlarımız. Kendi karpuzlarımız. Evet, kendi karpuzlarımız. Yumurta desen kendi yumurtamız. Tereyağı desen kendimizin. İneklerimiz var ya. Tabii, ineklerimiz var. Ayşe abla bizim yan köyde oturuyor. Evet. Sasköy'de. Onun bir sürü inekleri var. Şimdi bize bu kadar şey yetmez. Gelenimiz, gidenimiz çok oluyor. Biz bundan istiyoruz. Tereyağısını, yoğurdunu, peynirini alıyoruz burada. Gelen insanlara, işte misafirlerimize veriyoruz. Evet, çok güzel. Yani karpuz da harika. Müthiş lezzetler. Bir yandan Ayşe ablamız da gözleme yapıyor. Evet. Kolay gelsin Ayşe ablacığım. Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu bahçeden başka mesela domates. Şimdi sadece peynir var. Kaşar peynirle, çeçili, kaşar peyniri. Onunla bizim yan köyde Belen Dağ diye bir peynircimiz var. Oradan kendimiz gidiyoruz. Hani o doğru. Yani bizim kendi ineklerimizden oluyor. Ondan alıyoruz. Ama onun dışındaki her şeyi kendimiz elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Reçellerin hepsi öyle. O portakal reçeli. Portakal reçeli. Evet. Çilek reçeli var. Gül reçeli var. Evet. Şimdi elimizde ne varsa, hangi meyve olduysa elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bu vişne. Vişne. Buradaki çilek. Evet. Diğeri de gül reçeli. Bir gün sabah erkenden babam kalktı. Ben ondan önce kalktım tabii. O evin önünde gülleri hepini yoldum. Adam kalkınca şok oldu. Nereye gitti bu güller diye. İlave müşteri elle gül reçeli istedi. Biz de hepini yolduk. Evet. Şu neydi? O tahinden pekmez. Onu biz çok severiz. Ekmeğe banıp yeriz. Ne yapıyorsunuz pekmezi? Üzüm pekmezi. Harif pekmezini kendimiz yapıyoruz da o üzüm falan buralarda pek olmuyor. Şarap yapıyorlar bizim köyde. İşte insanlar bildiklerini yapıyor. Hı-hı.
Zeytinler kendimizin, her taraf zeytin zaten. Çeşitli mi bunu? O çizgi zeytin, onu bıçağınla böyle 5 tane çizik atıyoruz, suyun içine koyarız, acısı gidene kadar bekler. Ondan sonra da yağ koyuyoruz içine, zeytinyağı. Bu yağlı zeytin oluyor. Bir de gırma zeytin var, onu taşından kırarız, yeşil zeytini. Taşından kırdığımız suyun içine koyarsın, o da acısı gidene kadar bekler. Sonra ister limon sıkarsın, ister başka baharat koyacaksın, ye. Bir de gara zeytin var. Gara zeytini de çuvalın içine koyuyoruz. Çuvalın içine koyarız. İşte bastırırız, üzerine ağır bir şey koyarız. O da orada bekler, tatlanana kadar. Kaç gün bekliyor? Mesela sürekli suyunu evet, falan evet. Akıtıyor musun? Ayşe abla daha iyi bilir onu. Onu yıkıyoruz, duzluyuz, bastırıyoruz. Sürekli değişiyor mu peki? Tatlanana kadar, tadına bakarsın. Eğer olduysa dersin ki tamam bu oldu, al gari. Sigara böreğimiz. Evet, kalem böreği. Onu da yufkayla içine peynir koyuyoruz, maydanoz, dereotu. Evet. O da çok güzel oluyor. Doğru, şu kalem. Açıyoruz tabii. Allah açıyor Ayşe abla. Kalem demek daha iyi, doğru, evet. Şu sigara böreği, tütün böreği yani. Tütün maddesi olarak şey yaptığımız için sigara şey değil de kalem demek daha güzel. Çok teşekkür ederim. Bunu da sizden öğrendim Belgin ablacığım. Sağ olasın. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Yani. Tereyağı. Ne oldu tereyağı? Makinede. Evet. Tereyağını çıkarıyoruz. Evet. Tereyağını da kaynatıyoruz. Evet. Yoğurttan tereyağı mı yapıyorsunuz? Evet. Bu çökelik. Çökeliği evet, çökeliğimiz. Işte. Evet, bu da çökeliğimiz. Makinede duyuyoruz. Kalan, arta kalan suyu da çökelek yapıyoruz. Evet. Tereyağını alıyoruz, yoğurdu da alıyoruz. Onu da ocakta kaynatıyoruz. Çökelek. Çökelek, müthiş. Harika. Ya, köyde iş çok. Evet. Hiçbir şey atmıyoruz, her şeyi değerlendiriyoruz. Evet, evet. Dönüştürüyoruz belli bir şekilde de. Yeri geliyor. Bu da domateslerimiz. O da domateslerimiz. Çeri domates. Evet, çeri domates. Susuz oluyor. Tarlaya dikiyorsun. Can suyu veriyorsun. Ondan sonra bekle gari. Sana meyve verdikten sonra bunu istediğin zamana kadar işte uzun zaman yersin. Çeri domatesimiz de yine bahçemizden. Harika. Müthiş. Yiyin gari. Hepini yiyin. Ekmeğe batır batır ye. Gözleme soğut cesini. Oy. Harika. Peki ablacığım bu bunun malzeme içeriği nedir? Şimdi bunun içinde bulgur var, pirinç var, dereotu, maydanoz, ondan sonra kuru soğan, taze soğan, sarımsak olmazsa olmaz, sarımsak ona tat veriyor. Evet. Zeytinyağı zaten olmazsa olmaz. Başka nane böceği, kuru nane ya da yaş nane böceği. Ondan sonra gogar doldurumun içine ocakta pişir, ye. Şifa kaynağı ya. Tabii canım. Şifa. Vallahi. Bu salça ablacığım? O salçayı da annem yapıyor. İşte o çeri domateslerden tarlada toplar onları, yıkar, çuvalın içine koyar, onu asar oraya. Orada suyu sıkar onun. Ondan sonra bir sürü işlemden geçiriyor. Ben hiç yapmadım. Annem kendi yapıyor salçayı. Harika ablacığım. Ekmek yapıyoruz orada ocakta. Evet. İşte gözleme yaparız. Baklava yaparız. Öyle şey usulü değil ama bizim baklava. Açarız burada. İçine çerez koyarız, fındık, fıstık, ne varsa susamı kavurur atarız. Açarız, oklava öyle dökeriz üstüne, oklavayla çekeriz, bir gün onu da yapan da ye. Bir gün yapalım, bak ben bile inanırım falan. Vurma diye geçiyor, annem de yaparmış oklavaya sarar, vuruyormuş onu. Aynen. Vurma diye geçiyor. Biz de öyle, ama biz zeytinyağını da kızartıyoruz. İşte, köydesin sen, zeytinyağını da kızartma mı? Zeytinyağını da kızartacaksın onu, şerbetli suyun içine açacaksın, tamam. Harika. Ye, Allah böyle bir tatlı yok. Bu da bizim? Pişimiz. Pişi. O da bizim pişimiz. Evet. İçine bakın, içi bomboş. İçi aynen. Boştur o pişinin. Öyle yağ çekmez, hamur olmaz. İçine peynir mi koyacaksın, domates mi koyacaksın de koyasın koy. Aynen. Harika. Bundan da şimdi... Demez, sabah erken gelmedim. Bak benim çiçeklerim ölmüş. Erkenden gelseydin ya, ben sana ne dedim? Güneş çıkmadan gel. Uyguladın. Evet. Yok ablacığım, erkenden de gençlik tarım kampında... Çalışmalarımız vardı sabah. Tarlada çalışıyorduk. Tarlada çalıştık. Şimdi keyfini sür İngari. İngari afiyet olsun. Yiyeceğiz. Burada da tulum peyniri. Salatası o. Salatası değil mi? İşte tulum peyniri var salatada. Tulum değil işte çökelek. Pardon. Çökelek. Çökelek var. Kendi yaptığımız çökelek. Dereotu, maydanoz, böyle yeşillik ne varsa koyduk içine. Bir de çökelek var. Annemin yaptığı çökeleği koydum içine. Onun adı etrim salatası. Yiyin gari. Etrime gelin de yiyin. Oy bu ne?
şifa kaynağı, şifa. Şunda bizim neyimiz ablacığım bu? O da acı sosumuz. Acı sos. Ya onu yedin mi gari koşarsın, koşarak. Aynen. Depar atacağım buradan, koşarak gideceğim. Burası pul biber, zeytinyağlı pul biber. Ha, o zeytinyağı, içinde kekik var, pul kekik. Biber var. Bunu öyle ekmeğe batırıp batırıp biz yiyoruz. Ya bizim her şeyimiz zeytinyağlı. Zeytinyağı olmadan bizim karnımız doymaz. Evet, evet. Öyle başka yağ olmayız işine. Zaten zeytinyağı da şifa kaynağı. Tabii. Evet. Haklısınız. Helvamız. Onun helvası var yani, kaşık helvası. Neşe yengen dedi, içeride. E dedi ben oğlana bir tane yapayım, Neşe şeyi, onun helvasını yesin dedi. Oo, onu da çok güzel. Seni. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Yoğurdumuz. Tabii, süzme yoğurdu. Kesenin içine koyuyoruz, ağacın dalına asıyoruz, bekliyor. Oh, ondan sonra gari giysen onu. İster balın içine koy, ister doşlukla. Müthiş, müthiş. Şifa, şifa. Biberimiz acı mıdır? Evet. Acısız biber yiyin mi? Acı yiyeceğim. Evet. Acı, biz acı yeriz. Evet. Acı biber. O zeytinyağlı yiyemem ama. Ya sarma. Ne dedim ben? Kızla hamaraktır işte bizim burada. Evet. Sarma yapacaksın, börek yapacaksın, ekmek yapacaksın, evet. Halı dokuyacaksın. Evet. Bunları bilmezsen kocaya varamazsın. Kesinlikle. Evde kalırsın. Bunlar da kalem gibi. Ya iyi gari. Zeytinyağı. Afiyet bu da olsun. Börek, kalem börek. Oh oh, bir bundan, olsun. Bir bundan. Bir bundan. Bir bundan. Oy oy oy. Evet. Yavaştan da tadımlara başlıyoruz arkadaşlar. Bu peki kaç saatte hazır oluyor ablacığım? Şimdi bunu doldurdum mu ocağa koyardım. 15 dakikada bir şey bu. İçi zaten açık, daha vurdum ben onun içini. Evet. Ocağa koyacağım. 15 dakika sonra önüne koyarım yesin. Oo, çok güzel. Onu yeme nasibimiz de olacak, çok güzel. Tabii. Fırsatımız da olacak. Tamamdır. Toplamadın ama. Aynen. Uykuda sanmadım, ben kıstırdım hem de kahve çalıştım. Sana da çalıştık ablacığım, evet. Yerine de yatılır mı? Sabah yiyeceksin, kalkın. Şapa yaptı, taş topladı, çalıştı. Aynen. Çıkmış olmasın. Şimdi lezzet zamanı. Evet arkadaşlar, lezzetleri tatmaya başlıyoruz. Gençlik ve Tarım Kampı'ndan arkadaşım Betül'le bu lezzetleri Merhaba. Tadacağız. Hoş geldin Betül. Hoş buldum. Evet. Ve buyur başlayabiliriz, böyle tadımlardan neler var neler yok. Önce her birinden yorum yaparak sizlere duygu ve düşüncelerimi belirteceğim arkadaşlar. Efendim, efendim. Hangisinden başlasam şaşırdım, bilemiyorum ben de yani. Şu an şaşırdım. Evet. Ben bir gözleme alacağım önce. Gözlemeye gitti ya. Onlara gitmedi acaba? Kız götürüyordu. Tabakları onları götürmüşlerdi. Değil mi? Evet. Bunda ablacığım neler vardı? Ispanak, dereotu, maydanoz, yeşil soğan, çökelek. Oo. Çok güzel. Stajda gözleme. Harika. Ot olarak ne vardı içinde? Ispanak, maydanoz, dereotu, yeşil soğan, çökelek. Evet. Salatalık. Salatalık bahçede. Hmm. Yol kenarında bahçemiz var. Evin yanında var bahçemiz. Salatalık bahçeden arkadaşlar. Bunu da... Yukarıda bahçemiz var. Yolun kenarında var bahçemiz. Çok güzel. Şimdi bana bir salça sürelim. Hmm. Acı sos muydu bu? Acı sos. Tereyağı. Tereyağını canlıca karıştırdılar. Evet. Şimdi tereyağı yağ üzerinde ve reçel süreceğim. Portakal reçelimizi. Oy oy oy. Harika. Doğa içinde
arkadaşlar, Etrim Doğa Restoran'da bu lezzetleri siz de tadabilirsiniz. Açıklama kısmında gerek konumu, gerek sosyal medya hesapları, tüm bilgiler yer alacak. Müthiş. Sizi de buraya bekliyoruz. Kesinlikle bekliyoruz. Kesinlikle. Anneanne kurabiyesi de yiyelim. Evet. Kadim bir lezzet bu. Evde ne varsa ondan yapılmış. O şekilde tarifi çıkmış. Evet. Şimdi de kızlarına, oradan torunlarına geçen bir lezzet olarak bizim soframızda yer aldı. Kesinlikle. Çok mutluyuz, çok şanslıyız. Çok böyle bir şey. Çok güzel değil mi? Biz buradan giderken götürmek istesek ne götürebiliyoruz, ne alabiliyoruz sizden? Mesela böyle kavanozlu şeyleriniz evet, var mı? Zeytinyağlarını koyabiliriz yine. Ben kendim de yapayım, satıyorum burada. Alıyorlar hani isteyenlerine bile. Yani bu lezzetlerden mahrum kalmıyoruz. Giderken götürebiliyoruz. Alıyorlar, alabilirsiniz. Yeter ki siz isteyin. Ha, siz isteyin. Ben kendim de yapayım. Hem ben burayı istiyorlar. Geldiniz böyle geçen listede 5 kilo öyle bir 100 materyal yağlısı yedim burada. Dilmesi zeytinden getirdim. O zeytin tadına hemen bakmak istiyorum. Evet, çok güzel. Evet. Şu muydu? Evet. Şuna da bakayım. Evet, cizme. Hepsini çok beğeniyor. Hmm. Bu arada az önce tahin pekmez yedim. Harika bir lezzet. Şimdi zeytinlerimizden yiyoruz. Siyah zeytin az önce yedim. Bu ayrı güzel. Hepsini ayrı. O kadar sert, böyle şey tatlı ki. Hı-hı. Çok hoş. Onu biz böyle suyu değiştiririz ama. Suyu sürekli değiştirdiğiniz için suyu değiştiririz. Biraz içine buz katarız. Onu bir anda suyunu dökeriz. Yeni su koyarız. Böyle yumuşak yumuşak değil yani. Değil. Güzel. Hı-hı. Çok lezzetli. Ama yumuşadım güzel. O zaman elim su olur. Yani. O da ayrı güzel. Evet. Onu kırmaz yedim. Onu aynen başına kırar. Yanımızda zeytinlerimiz varsa her taraf zeytin. Tarlalar aşağı, tarlalarımız var. Çok zeytinimiz var. Evet. Yağımızı, yemimizi, zeytinyağı, başka yağ kullanmıyoruz. Çilek reçelimiz. Çileği kendimiz yaptık. Özür dilerim, bu bir neydi? Şimdi yiyince. Herkese. O kadar şey, şey var ki. Bereketli olsun. Şimdi çilek oluyor. Şimdi birazdan da tabağa yumurtaları, servis tabağımıza da bir şeyler halledeceğim orada. Köy yumurtası. Evet. Aynı sabah bizi uyandırdılar. Köy yumurtası. Değil mi ablacığım? Evet, köy yumurtası. Tavuklarımız var ya. Tavuk sesler duyuyorsun. Duyuyoruz. Evet, evet. Zaten sesi, kampta. Tavuk sesi çok iyi burada. Sesleri duyuyoruz. Horoz evet. Olsun. Horoz. Ya tabii. Tavuklarımız. Ne kadar güzel yapılmış ya. Bakar mısınız arkadaşlar ya? En sevdiğim. Müthiş. Gözümü çok güzel valla. Evet arkadaşlar, 3 reçeli tattım. Şimdi de gül reçelini de tadacağım. Ondan sonra kendime bir tabak yaptım. Ondan da lezzetleri tadacağım. Gül reçelimiz. Hoppa. Tereyağızın tadı mükemmel. Ama kendimiz yukarıda hayvanlarımız var orada. Kendimiz yapıyoruz işte böyle. Parayla almadan hakkından gelindi. Bir de komşulardan alıyoruz ama o çok da pahalı. Ne kadar kilosu burada? 100-120 kilosu. Çökelik ürüne bağlı. Evet. Yapması da çok zor.
Önce yoğurt yapıp oradan. Önce bak yedikten sütü sakeliyoruz. Sonra ocakta pişiriyoruz. Ondan sonra soğutuyoruz. Mayaya atıyoruz. Yoğurdu mayalıyoruz. Ondan sonra makineye koyuyoruz. Acı sos da çok güzelmiş. Güzel. Acı sos mu? Tatlı mı? Ama çok acı da. Çok lezzetli. Değil mi? İnsan bunu yerde genç kalmaz mı? Aynen. Bakar mısın? İsteriyorum ben ya. Hiç göstermiyorsun. Ben yerim istemiyorum. Maşallah. Ablamız evet 50 yaşındaydınız değil mi ablacığım? Maşallah. Allah hayırlı ömürler versin. Bir tane oğlum askerden geldi belediyede çalışıyor. Evet. Bir tane kızım var lise gördüm. 8 yaş araları var. Çok güzel. Biri 99'u biri 2007'li. Allah bağışlasın. Dinle bize yayınlar. Allah'a emanet. Her şey 10 numara. Biz arkadaşlar bu lezzetleri bir süpüreceğiz birazcık. Görüşmek üzere. Evet kıymetli arkadaşlar, harika bir kahvaltı gerçekleştirdik Etrim Doğa Restorant'ta. Sizleri de bu güzel restoranta bekliyoruz. Bu lezzetleri tatmanızı bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.